huzur, milyonlarca lira kazanmaktan daha önemlidir. Takdir edici, nazik, hoşgörülü ve güler yüzlü olanın evinde geçimsizlik olmaz. Çocukların bile stresli ve sinirli olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Kocasından şikayet eden kadınlara, hanımından şikayet eden erkeklere çoğumuz şahit olmuşuzdur. Efendim, kavga iki taraflıdır diye bir söz vardır. Biri susar, özür dilerse, münakaşa uzamaz, kavga büyümez. Her iki taraf da, ben haklıyım dediği sürece kavga bitmez, münakaşa da uzayıp gider. Böyle durumlarda suç genelde erkeklerdedir. Hanımını idare edemeyen erkek aciz demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir mümin, hanımına kızmasın. Kötü huyu varsa, iyi huyu da olur, Müslim. Büyük İslam alimi Hüseyin Hilmi Işık Kuddis Sirru buyurdu ki, kızdığı zaman, gücü kuvveti olduğu halde, hiç kötülük yapmayan, intikam almayan kimse, kıyamette istediği cennet köşküne gidecek. Kolay değil ama, kızdığı zaman kalp kırmayan kimse, ehli cennettir. Ailesiyle iyi geçinen herkesle iyi geçinir. Resulullah Efendimiz, ailelerinize hakaret etmeyiniz. Ailelerinizle iyi geçininiz buyuruyor. Onun için, buna çok dikkat edin kardeşlerim. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında, bir şahıs hanımının çok söylenmesi ve dırdırlarının çekilmez bir hal alması karşısında onu şikayet etmek için halifenin evine gelir. Kapıya geldiğinde içeriden sert, sinirli konuşan bir kadın sesi duyar. Bir ara kapıyı çalamaz ve mütereddit halde öyle beklemeye başlar. Biraz sonra hep kadının konuştuğunu ve halifenin sustuğunu anlayan adam, kapıyı tıklatmaktan vazgeçip geri dönmeye karar verir. Ancak tam ayrılacağı zaman kapı açılır. Kapıyı açan Hazreti Ömer'dir. Adam, ne var, neye geldin, bir şey söylemeden niye geri dönüyorsun diye sorar. Ya Ömer? Ben hanımımdan şikayete gelmiştim. Baktım ki halife bile hanımına ses çıkarmıyor. Ben niye şikayet edeyim, diye düşündüm ve geri dönmeye karar verdim, der, Hazreti Ömer adamcağıza şu karşılığı verir şaşkın surat, benim evimin hanımıdır, çocuklarımın anasıdır, yemeklerimizi yapar, çamaşırlarımızı yıkar, evimizi düzenler. O bunları ihsan olarak yapıyor. Böyle birine laf söylemek yakışır mı? Huzur, milyonlarca lira kazanmaktan daha önemlidir. Takdir edici, nazik, hoşgörülü ve güler yüzlü olanın evinde geçimsizlik olmaz. Evet, tebessüm ateşinde erimeyen maden bulunmaz. Kalplerin fethi gülümsemekten geçer. Tebessüm, bedavadır ve alanı mutlu eder. Vereni de hiç üzmez. 10 Ocak 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ahmet Demirbaş.